Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle yine siyah tek renk tülbentimin üzerine çok güzel, kolay mı kolay ama böyle mekik gibi tiril tiril duran bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelimizi gösterelim. Bakın arkadaşlar, şöyle çok hoş kirpiği ile çiçeği uyumlu. Hiç bu kadar güzel bir model gördünüz mü? Şöyle bir göstereyim bakın. Yuvası, üzerinin çiçeği ve ara suyu. Bu şekilde uyumlu bir model görmediniz sanırsam. Şöyle de bakınca uzaktan gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tülbentinin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. Şöyle ara kısmına da 12 tane bıraktım arkadaşlar. Bakın şuradan ikincilere batınca orta kısımdan ortada bu şekilde 8 tane kalıyor. Şöyle zarif ve yapımı kolay olduğu için 8 de gayet ideal. Toplamda 12 tane yapıyorum. Bu çimeni bakın. Şuradan ikisi tutma kısmı 4, 6, 8, 10, 11. Bir tane de sizlerle yapıp burayı ara suyu kısmını 12'ye tamamlayalım. Şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. Bir zincirimi çektim. Bir defa tığı dolayıp hemen yanındaki tığ battıya girip 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum trabzanımın tepe kısmını. Evet, şimdi çiçeğimiz için yuvamızı hazırlayalım. Bir zincirimi çekip şöyle yandaki boş tığ battıya 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Evet. Şimdi bu ortadakine kirpik yapacağız. Şöyle kapattım. Bir zincir, bir defa doladım. Yine boş buraya bir trabzan şu şekilde. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 zinciri ters çevirdim. Buradaki boş tığ battımın üzerine giriyorum. Şöyle sabitliyorum. Tepe kısmından tutturdum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Hemen bir zincirle düz tarafına döndüm. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğneden sonra yine 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi kapatıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Büyük bir yuva olacak. Buraya toplamda arkadaşlar 10-11 tane böyle kirpikli trabzan yapacağız. Şöyle şurayı da fazla sık iğne yapmadım ki bu kirpiklere yakın olsun. Yine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu şekilde 6.'yı da trabzan seviyesine inmek için bu şekilde yapıyorum. Hemen araya bir zincir, bir defa tığı doladım. Yandaki tığ battıya giriyorum. Hemen ara suyu kısmına geçtik. Bakın. Şöyle göstereyim. Yuvamızı oluşturduk. Bu kadar arkadaşlar. Çimeni 12 tane kirpikli trabzandan sonra bu şekilde bir boş orta kısmında kirpikli yanına bir boş sonra üst kısmına bu sık iğneleri yaparak çimeni devam edecek. Şimdi biraz şöyle ara suyundan yaparak tarif edelim. 4 zinciri kapatıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir kapattım. Araya bir zincir, bir defa tığı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir.
Yine buraya Trabzan kısmından ara boşluktan girdim. Bir zincir, bir defa doladım. Giriyorum 2 ve 2. Evet, toplamda 12 tane yapıyorum. Bu ara kısmı size ait arkadaşlar. Siz ne kadar mesafe, boşluk bırakmak istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ekranda yakın olunca şöyle, çünkü videoda güzel gözüküyor. O yüzden şu orta mesafede bir ara boşluğu bıraktım. Evet, 2-2 alarak trabzanı 4 zinciri çekip kapattım. Bir zincir, bir defa tayı doladım. Şöyle 2 ve 2. Şöyle. Bu şekilde 12 tane yapacağız. Şimdi çiçekleri nasıl yaptık? Onun anlattığım kısmına geçelim. Evet. Şöyle ikinci kirpikten giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 2 defa tayı doladım. Bu 8 zincirli yuvadan giriyorum. İlmek alıp şöyle bakın. 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde. Trabzanımı yaptım. Bakın kalın bir trabzan yapıyorum. Aralık boşluğunu fazla vermeden 4 zincirimi çekip hemen buraya sabitledim. Bir kirpik oluşturdum. Araya zincir çekmeden 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Diğer trabzanın boyutunda bu şekilde trabzan yapıyoruz. Tüm trabzanları aynı boyutta yapmaya gayret gösterelim arkadaşlar. 2 defa tığı doladım ve yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak. 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Ve kapattım. 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girdim. 1, 2, 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle. Bakın. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok güzel duruyor bu şekilde kalıp gibi. Ve 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Bakın şu kısım oturtma kısmına, bolluk olmamasına dikkat edin. Bu şekilde bakın şöyle yağlı güzel bir görüntü çıkar. Acele etmeyin, haldır huldur. Yavaş yavaş güzel kalıp gibi çıksın. İpimi her zamanki gibi esnetip zincirlerimi de sıkı sıkı çekiyorum. Şöyle kirpiklerim tomurcuk gibi oluşuyor. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Dip kısmını dikkat ediyorum. 1, 2 ve 2. Bakın bir de sona doğru uzuyor arkadaşlar. O uzunluk olmaması, hepsi bir yerde olmasın diye şöyle boyutuna dikkat ederek yapalım. Sıkı sıkı 4 zincirimi çekip tomurcuğumu sabitledim. Evet. 3, 6, 7. Toplamda ben 11 tane yapıyorum arkadaşlar. 8 zincirli yuvaya bu şekilde sığıyor. 10 olması veya 12 olması da fark etmiyor. Bir eksik veya bir fazla. Önemli olan güzel duruş. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2, 3, 4. 4. Unuttum sayısını. 3, 6, 9 arkadaşlar. Evet, 2 tane kalmış. Şöyle 10'uncuyu yuvaya yapıyorum. Görmeniz için şöyle tutayım. 4 zincir. Trabzanın ara boşluğundan kapattım. Arasına zincir çekmiyorum. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2 ve 11. trabzanı, sonuncu trabzanı yaptım. Benim el ayarıma göre 11 tane arkadaşlar. Hemen yine
Bakın ara kısmından hiç zincir dahi çekmeden bu bir ikinci. İkinci ile başladık, ikinci ile bitiriyoruz. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Evet, bir zinciri de çekip ipimizi koparalım. Bu kadar arkadaşlar, bakın şöyle kalıp gibi hoş. Şu ara kısmı zincir olmamasına tığınızın ara kısımlarında sıkı tutmaya gayret edin. Bakın şurada biraz ben bolluk oluşmuş. Şöyle güzel kalıp gibi dursun. Hemen iplerimizi yakalım, gelelim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın karşıdan ne kadar böyle güzel, şahane bir duruşu var. Renkler birbirine aşırı derecede uydu arkadaşlar. Bu çingene pembesi koyu. Çingene pembesi rengi. Şöyle bu da sarı rengimiz bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şu aralarına zincir çekmeyince böyle trabzanları da sıkı sıkı alırsanız kalıp gibi hoş bir modeliniz oluyor. Şöyle üçünü bir arada göstereyim yine. Yakın plan göstereyim. Evet, modelim bu. Şöyle. Ara mesafesi de gayet iyi oldu arkadaşlar. En fazla bunu 15 yaparsanız ortada da böyle 14 tanesi eksilirse 11 tane falan kalır. Fazla büyüğü güzel durmaz. Şöyle yakın plan pembesi rengi çok hoş oldu. Siyahın üzerine tüm renkler çok hoş oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle tekrar yakın plan tutayım bunları. Çok güzel bir görünüşü var. Ütüsüz bunlar bir de arkadaşlar. Tülendiğinde daha bir kalıp gibi duracak. Öyle durduğuna bakmayın. Şöyle tril tril tül gibi olacak. Yapımı gerçekten çok kolay. Bakın 10 dakikanızı 15 dakikanızı anca alır. Şöyle video zaten o kadarlık bir videoda oldu. Sizler de emekler için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak şöyle bana destek olursanız sevinirim. Evet. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalın devamı, güzel böyle videoları çekmemize yardımcı olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın.